Okula atladım kardeşim. Sarı şarı varak bahçesi var. Patlamıştım yolda gelirken ya. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda çok doğal bir ortamdayız arkadaşlar. Şöyle ben ana yola doğru ineyim. Sağa çektim kardeşim. Bir işemem gerekti. Ve şimdi de tırıma doğru ineyim. Ben buraya nasıl girdim ama? Burada tel örgüler var. Hocam hapsolduk. Ne olduk ama ben buraya tırımı koyarken boştu bura. Şu anda kara ambar imdatçılar derneğine dönmüş. Şöyle bak. Kız ben buradan niye çıkamıyorum? Gardiyan, gardiyan aç kapıyı gardiyan. Ama şurada atlayacağım artık. Oh kardeşim. Ay. Ama ne oluyor burada şu an ya? Geçtiğimiz bölümlerde ne güzel doğa diye başlamıştık burada videoya. Şimdi de işemeye geldik. İşte hayat böyle. Tırımız sıkan ya. Gördüğünüz üzere boş tomruk dorsemiz var. Bugün tomruk yüklemeye gideceğiz. Önünde de bir tomruk var da ben buradan nasıl geçeceğim hocam? Lan sıkıştım kardeşim be. Sıkıştım be. Ulan niye dolmuş abi? Burada bir Mercedes var. Üstte ışıkları var. Önde 28 kesaplı yazıyor. Oran ne lan? Giresun galiba. Selamlar. Burada bizim tırımız var. Biz gene dargınız tabii ki. Önde bir Volvo var. Zengin pezevenk tırı şu an. Çift şeker kardeşim öttün lan. Maşallah 750'likmiş. Para var huzur var be. Önünde de Laz yazıyor. Oy uşağım aşağı zenginsin daha. Ulan üzüldüm lan bunu derken. Neyse şuradan bir yola çıkalım arkadaşlar. Aydın bismillahirrahmanirrahim. Kontağımızı açalım. Vites boşta. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tırı da bayağıdır kullanmıyoruz. Fazla da uzatmayalım. Şöyle hızlıca çıkalım. Tomruk beklemez kardeşim. Darbe şirket vardı hani benim giriş çıkışını bayağı sevdiğim. Buraya girip çıkacağız arkadaşlar. O yol güzel ya. Ufaktan bana kilkense anımsatıyor. Abi sen niye geri geliyorsun? İleri gitmemiz lazım ya. Ki neyse ki ileride gidiyor. Şuradan bir sıyrılalım kardeşim. Burada bir afliyatçı var. Selam olsun. Aman aman hocam sen az önce geri gidiyordun. Şimdi duruyorsun. Ne yapıyorsun acaba ya? Sen de mi işeceksin yoksa? İçeride sıçar da bize ne kardeşim. Bizim şirket ilerideydi galiba. Bayağıdır da Alp dağlarına gelmiyoruz. Yine dağlara aşacağız arkadaşlar. Dağ başını duman almış. Yürüyelim arkadaşlar. O arkadaşın tırı da gerçekçi. Ki bugün gerçekten de dağ başını duman almış. Böyle fethedercesine gitmemiz gerekiyor. Çünkü zorlu bir yolculuk olacak diye düşünüyorum. Ve bu yolculuğu da sağlıklı ve güvenli bir hale getirmek için şöyle kolonyamı sıkıyorum abi. Adettendir. Ama zehirleniyorum. Böyle adetin içine sıçay. Evet sağdan şirkete gireceğiz lan. Gözlerim yaşardı. İsa kendine niye bunu yapar ya? Allah şu an belam verdi. Şu an hem ağlıyorum hem video çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bak. Ağzıma sıçıldı şu an ya. Gerçekten de çok duygusal bir ortam oldu. Şu an iki gözüm iki çeşme. Soğuktuğumu kolonyası yüzünden bu hallere geldik. Allah da belasını versin. Evet kolonyayı uğurladık. Bodrum'un kolonyası ya. Burada bir trafik durdu abi. Karşıdan gelen bir arkadaş var. Ne lan öyle? Ne öyle birader? Ne götürüyor bu ya? Ulan şunu da bir çözemedim. Sürekli öyle şeylerden gidiyor ama ben ne olduğunu anlamıyorum. Yorumlarda yazıyorsunuz ki evde unutuyorum. Burada ne oluyor hocam? Sen ne yapıyorsun acaba yolun ortasında ya? Hay Allah kahretmesin kardeş bu ne ya? Biz şöyle yapıştıralım arkadaşlar. Burada ben basmayı bayağı seviyorum. Öndeki arkadaş da yapıştırdı. Bize bugün tomruk sokacaklar gibi geliyor. Bakalım şirkete varınca ne yükleyeceğiz? Anlayamazsın, kaçamazsın, tomruklardan kurtulamazsın. Çek ikiye. Ana! Sıkıntı yok. Öndeki zengindi de o ne yapıyor hocam? Neden g**tın orada? Önde ne oluyor can? Düğün konvoyunun önünü mü kesiyorlar diyeceğim. Kesiyorlar ama burada düğün konvoyu değil. Ne yapıyorsun hocam? Niye kaldırdı toplum içinde ya? Bu nasıl bir sahne ama? Şöyle bak. Arkadaşlıki kalkmış. Bu ne yapıyor hocam? Önde de yuan 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 mı? Burada da isyanlar başlamış. Millet öttürüyor. Şu hale bak. Neyse ki kaldıran arkadaş gitti. Sen ne yapıyorsun solda acaba? Dorset çıktı geri zekalı. Ama buraya niye giremiyorsun? Sağdan gir. Zengin pezevenk. Git. Sırına bir şey olmaz. Git ya. Ay ay. Sana neyse çirkinleşmenin lüzumu yok. Arda şair dramını neyse tespih yerine koyalım. Kaza gelmeye gerek. Ulan sonunda girdik be. Vay anasını. Şuradan bir tomruğu alalım. Şuna bak amma tomruk yükledi kardeşim ya. Bu nedir ya? Yükledim sırtıma. Tomruk yükünü. Şuradan bir kaçmak istiyorum. Çünkü bu şirkette kör tuttuğunu Allah herkesin belasını vermiş. Sen ne yapıyorsun ya? Ve bizim de Allah belamızı verdi. Şuna bir kaçalım kardeşim. Lan içimde kereste var. Arkamda tomruk var. Neyse ki kurtulduk. Lan ne biçim şirketmiş be. Burada adama virüs bulaşır virüs. Yapıştır kardeşim. Tomruklarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Tomruk mu tomruk mu ama tomruk demek daha tatlı oluyor. Selamlar. Selam hocam selam. Ay kaçlar ay kuşlar. Yükümüz bayağı da ağır arkadaşlar. Basbaya odun olduk kardeşim. Gerçi yükümüz odun olabilir ama yüreğimiz yufkadır arkadaşlar. Aman devrilmeden fazla da artistin uzumu yok. Şunu sağ salim bir götürelim. Daha dağlar aşacağız ya. Kız ben sana demedim mi? Karşıki dağlar ananı s***. Böyle değildi de ben kavurladım değişik bir şey oldu. Evet yolu çıkacağız. Oh! Sıkıntı yok kardeşim. Sene 92'den beri ben burada tır sürüyorum. Sola bir bakalım. Soldaki arkadaş yol verin. Eyvallah eyvallah eyvallah. Sağdan şöyle. Şöyle yapışıyor. Nereden geliyor lan öyle? Bağdan bahçeye gidiyor. Silodu çekiyor lan. Arkadaş offroad seviyor. Bağ bahçeyi de seviyor. O arkadaşın önüne geçti. Geçsin. Bana dokunmasın da nereden giderse gitsin. Şu da bizden bir arkadaş. Selamlar. Direkt modifiyesinden anlayabiliyoruz. Öndeki arkadaş bayağı dardan oluyor. Sen nasıl
nasıl tırcısın ya? Deyip biz de bariyerlere çıkmayalım. Bir önceki Alp Dağ videosu baya sıkıntılıydı. Araba düz duvara tırmanıyordu ama. Bu arabayı da baya özlemişim. Karşıdan da kamyonet geçti. Yavaş abi şöyle yavaş. Şu soktuğumun bariyerine çıkmayalım. Lan ne çektik şurada ya? Şöyle güzelce virajımızı döndük. Odunum ama bir tek sana yana. Ay ay ne oluyor kız? Ana s**eyim oha. Adamın ağzına sıçtım. Ana ne yaptım kardeşim, dokundum ya. Bir şarkı var ya, dokunmayı çok fena yeah. Onun gibi bir şey galiba. Ay yanından geçtiğimizin bahtı s**. Lan duruşumuz çakalların ağzına sıçıyor, böyle bir şey olur. Adam da çok hassas bir insanmış, ne yapıyorum birader, o da oraya vurdu. Ama ben şeyden korktum böyle, hızını alamayıp bana da vurur diye. Yapıştır kardeşim. Evet, 3'ten 2'ye çekmek de harika. Sanki Tofaşçıyız ama. Ama ne yapayım, bir önceki bölüm algı sistemlerim karıştı. Böyle şöyle gittiğimiz için bir önceki bölüm. Gene yani normale döndüğüme şükredin. Nasıl bir takipçimiz varsa çarpılayım diye elinden geleni yapıyor. Lan virajın tatlılığına bak, güzel de girdi. Yavaştan bir Alp Dağları'nı seviyor mu, ne oluyor acaba şu an? Bak keyif alıyorum. En son geldiğimizde lanet etmiştim. Ya Kirkens'i özledik. Kirkens istiyorsunuz ama güncelleme gelmedi arkadaşlar. Ben de güncelleme bekliyorum. O da gelince gireceğiz inşallah. Bakıyor aşk beni ne hale koydu. Daha da detone olayım mı? Simsiyah saçım kar gibi oldu. Ulan öndekine yakın geçsek benim parayı da öder mi ki? Keşke uzak geçseydik yani. Para masraftan daha fazla oldu. Geçsem salarlar mı lan? Bedava geçtim lan. Vallahi bedava geçtim. Ama yürüsene artık ya. Arkadaş 500 yılda yürüyor. Önüme de kırdı. Yol verme derdi de yok. Geç kardeşim geç. Solda da ortalık karıştı. Ne yaptık ya? Ben bedava geçtim ama beni yakalarlarsa siker. Öndeki niye orada duruyor acaba? Sen niye orada duruyor? Adamlara beni yakalatacak manyak herif ya. Gitti ismi öyle diyor herhalde. Evet koşa koşa gidiyor. Abi bedava geçtim. Aynı şey gibi sınıfta vardı diyor. Öğretmenim ödem vardı falan. Ödem onun ağzına sokasım geliyordu. Sizin sınıflarda da kesinlikle vardır. Lan bir gün ben de karavan alacağım kardeşim. Dediğime kendim bile inanmadım. Bu gidişle anca başını alır. Dördüncü vites rampayı tırmanıyoruz arkadaşlar. Gene de fena değil. Dediğim gibi büyük bayağı ağır. Scania olmasa daha da bayılırdı da. En azından Scania kardeş. Adam üstüme devrilecek diye o kadar korkuyordum ki şunu bir çek üçe. Toz değil, tomruktur baba. Tomruklar, tomruklar ve pezenekler. Üstüme geliyor, hafriyatçılara bak lan. Bir sonraki bölüm biz de hafriyat çekeceğiz. Çok özendim şu an. Aldır güldür hafriyatla gideceğim. Sağdan yapışalım. İnsanlar manyak gibi gidiyor, sefer icabı. Abi kardeş ne var burada, tomrukçu? Lan yavaş gel yavaş. Millet mi çok hızlı gidiyor? Ben mi çok yavaşım, bugün kestiremedim ama. Yolda bir hız var genel olarak. İnsanlar beni korkutuyorlar. Soldan bir arkadaş geliyor, arkaya mı gelecek, beni mi geçecek? Kestirmeye çalışıyorum. Arkaya girdi. Bayağı da hızlı girdi. Aman hocam burası sert bir viraj. Böyle genişten alabildiğimiz kadar alalım ki karşıdan gelen rahat dönsün diyeceğim. Kimse de yokmuş. Böyle 3'e atalım da bağırmasın araba. Batara bakma. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Tabi adam basıp gidiyor kardeşim. Şuna bak maşallah ya. Maşallah dedi. Yara yedi gibi. Ne oldu ona öyle? Ananı ağzına sıçıldı evet. Evet gerçekten bravo. Ananı yavaş lan yavaş karşıdan geliyor. Bravo. Ayağım. Oyun neler neler oluyor. Öndeki arkadaşa ne oluyor? Yılan mısın kardeşim? Neee? Hocam devireceksin vallahi. Ağzına sıçacaklar sonra. Gebereceksin amına koyayım. Aklıma manlı dayı geldi. Bu sağda ne güzel işeme alan şey, dinlenme alanları var. Tepeden bir arkadaş geliyor. Ne oldu lan götümü kap. Bak bu virajda bayağı keskindir. Şöyle sıyırdık kardeşim, arkadaşın inek dorsesi var. Karşıdan gelen yok şu an. Fazla bir kalabalıklığı kalmamış sanırım. İşte gene burada da park alanları var. Şöyle bir merhaba yapıp çıkalım park alanına. Park alanına fake atıyorum böyle girecek gibi. Burada tüneller var. Abi zamanında yoktu kardeşim tüneller. Buradan da aşağı doğru salınıyoruz bakalım. Rotterdam'la tatlı tatlı inişler yapacağım. Lan viraja bak arkadaş, aman yavaş gel lan. Ara gaz vele 2'ye de çekiyorum. Bunda yatmadan şöyle yapıştır. Selam vermedi pezevenk. Kardeşim zamanında burada kuzular yayılıyordu. İki yayılabilir. Aslında şuraya birkaç tane kuzu serpiştirse de kuzu koyun. Güzel olabilirmiş. Şuradaki kulübe bile ne güzel ya. Orada bile yaşanabilir aslında. Kardeşim insan burada yaşlanmaz. Doğal ve güzel yerler. Tatlı tatlı da gidiyoruz. Dediğim gibi güzel bir yolculuk oldu bugün. Hayret yani. Alp Dağları'ndan zevk almaya başladım. İlk iki bölüm bu kadar zevk almamıştım ki ufaktan kasmaya başladı oyun. Sanırım bana ileride de zevk verecekler. Şimdiki gibi olacak. Biraz daha hırpalanacağız. Arkadaşlar burada durmuş. Bir mangal yakıyor gibi halleri var. Amma dar lan burada. Dur şöyle az genişten. Şöyle hocam. Of.
Sağda gene bir. O ne lan öyle? Çok küçük dört sesi var. Ama bu ne sıkışık bir alan. Bana dar yer yapıyor adamlar. Ki hoşuma da gidiyor. Biliyorsunuz dar seviyorum. Burada yine dar bir viraj. Karambar'a yaklaştık arkadaşlar. İnsanlar bir öttürelim. Şöyle halkı selamlayalım. Aman hocam. Karambar'la gene bir yoğunluk var. O arkadaş niye tersten bakıyor bize ya? Ne yapıyor abi? Yani ben bir geçeyim. Benim acelem var. Arkada odunum var. Ha, o arkadaş oraya yanaşıyor. Yanaş bakalım. Evet, yarışmacımız Yaşar buraya geri geliyor. Az yardımcı olan. Gel. Gel öyle. Gel öyle. Gel. Gel 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 gel. Sollu gel. Sollu gel. Sollu gel. Gel 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 gel. Gel öyle. Gel öyle. Gel öyle. Gel öyle. Gel öyle. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gerçekten de bu kadar daha yardım severim. Adam çok gerçekçi yanaştı bu halde. Gelsin. İnsan bir teşekkür eder. Piç o kadar yanaştırdı. Gerçi büyük ihtimal haberi bile yok. Şizofren gibi ben tek başıma yanaştırıyorum. Karambarı da geçtik arkadaşlar. Dağın iniş kısmındayız. Ah bir de kasmasa daha güzel olacak. İnsanlar aşağıdan çıkıyorlar. Şurada da gerçekçi bir İskanya var. Selam olsun. O bana öttürmedi. Allah da belasını. Dağa iniyoruz arkadaşlar. Bu zorlu ve riskli görevi hep birlikte aşacağız. Hadi bakayım. Müziğin gazı hepsi. Abone olmadan izleyenler varsa abone olsunlar. Hedef 300 bin. Aslan bas. Bize jet. Aleme del. Az roteldir. Viraja bak kardeşim ya. Ulan tam devrilmedik viraja bak. Şu an tam böyle sınırda giriyoruz. Çok tatlı döndük. İniş benim daha çok hoşuma gidiyor. Sıyırdık bu arada. Neredeyse giriyordum. Kimse de selam vermiyor. Olsun. Çok güzel gidiyoruz. Vallahi hiç yatmadık, devrilmedik. Başımıza bir şeyler gelmedi. Ne güzel bir yolculuk bu ya. Tertemiz bir Alp Dağları yolculuğu. Yola da bedava girdik. Hem de daha da güzel oldu yani. Bak şöyle sağ alan yapmış. Yani dorsayı buraya sokabilirsiniz. Sen ne oldu hocam? Allah Allah. Çarpıldı arkadaş. Olduğu yerde kaldı. Adama inmeyin de. Başımıza sen açtın. Gurbet denen belayı. Başımıza sen açtın gurbet denen belayı. Oğlum gökyüzü de şu an çok tatlı, değişik bir hal aldı böyle. Neler neler oluyor bugün bu yolda ya. Şu ortama bir bakar mısın yani. Roterdir. Viraj. Çeküçe. Bu tutu falan. Yok, o kadar da değil. Tır bu. Öndeki arkadaş da çok güzel iniyor maşallah. Onu bir sollayabileceğiz mi diyeceğim. Karşıdan gelenler var. Yavaş abi. Burada geçilir mi? Oy geçilmez mi? Lan maşallah başından beri iyi geliyor lan. Adama bak ya. Sürekli önümüzde anası s***. Evet. Gerçekten bravo. Son ağızlılık. Çok kötü bir şey. Geçmiş olsun birader. Hepsi benim yüzümden oldu. Ben daha da konuşmuyorum. Tek kelime de etmiyorum. Ve videoyu da burada kapatıyorum. Çok güzel bir video oldu falan dedim. Bozmak istemiyorum. Hani kanalda güzel böyle devrilmeden taklatmadan bir videomuz olsun. Çünkü her geçen saniye aleyhime işliyor. Her an başıma bir şey gelebilir. Güzel falan da dedim. Her an yarar. Yol zaten bitti sayılır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat TV'ye abone olmayı unutmayın. Hızlıca kapatayım. Hoşçakalın. İmdatsız kalmayın. Mim dat 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 imdat 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 dat. Görüşürüz. Bedava girdiğimiz yolun çıkışını yapacağız şimdi. Umarım çıkarken bir şey istemezler ki istemediler. Gayet de güzel. Kardeşim bedava geldik gidiyoruz ya. Zamanında yol yoktu kardeşim.